5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmenliği kökenli bir aileye doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir YouTube kanalı olup buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde Romeo'lar ve Juliet'ler adlı bir oyunda oynayarak sahne aldı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Vay'da Gördüm'ün 35.5 akademisinde bir yıl eğitim gördü. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askeri filmin başrolünde yer aldı. Filmde Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etti. Film 170 bin TL olan bütçesinin çok üzerinde 3 milyon TL hasılata ulaştı. Bu filmin ardından tanındı. Benim için Üzülme dizisinden teklif gelmesiyle birlikte Makine Mühendisliğinden vazgeçip oyunculuk kariyerine odaklandı. 2016-2017'de West Hollywood Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi üzerine konservatuvar eğitimi aldı. Oyuncu 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler gibi televizyon dizilerine rol aldı. 2015 yılında ise Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da yer aldı ve Medcezir isimli televizyon dizisinde oynadı. 2016 yılında aksiyon filmi Dağ 2 vizyona girdi ve o senenin en çok izlenen sinema filmi oldu. 2017'de komedi türündeki Biz Size Döneriz sinema filmi de yer aldı ve Fazilet Hanım ve Kızlar isimli dram ağırlıklı televizyon dizisinde oynadı. 50 bölüm süren dizi 2 sezon yayınlandı ve 50'den fazla ülkeye satıldı. 2018 yılında dizi devam ederken Ailece Şaşkınız isimli sinema filmi de yardımcı rolde yer aldı. Film 10 sene ülkede en çok izlenen 3. film oldu. Sinema filmlerine romantik komedi olan Yanımda Kal 2018 yılında ve dram olan 2019 yılında Kızım Gibi Kokuyorsun ile devam etti. 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Afile Aşk isimli televizyon dizisinde Burcu Özbek ile birlikte oynadı. Buradaki rolü ile 46. Altın Kelebek ödüllerinde romantik komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Son olarak 2021-2022 yılları arasında TRT1'de yayınlanan Teşkilat isimli dizinin başrolünde yer almıştır. Dizi yüksek izlenme oranına ulaştı. Bu dizideki çalışmasıyla 47. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde ödül aldı. Haluk Bilginer'den sonra iki farklı kategoride Altın Kelebek alan ikinci erkek oyuncu oldu. İki sezon yer aldı aksiyon türündeki Teşkilat dizisinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ayrıldı. Blue TV yapımı olan Magasus çekimleri için kilo aldı.